Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada Crypto.com'un özellikle Cryptocoin üzerinden Crypto.com'un almış olduğu lisanslar genel olarak Shiba ve Binance'ın son durumu vesaire üzerinde duracağız. Biliyorsunuz Crypto.com borsası doğrudan Shiba ile alakalı ve birleşmiş bir borsadır. Velhasıl ABD tarafındaki Crypto.com'un kurumsallardan ayrılması ve artık hizmet vermeyeceğini duyurması üzerine de Shibcoin'de geçtiğimiz haftalarda bir fiyat çakılması yaşanmıştı. Nitekim telafi etti. Dev Bitcoin borsası ikinci ülkeden onay aldı. Bitcoin borsası Crypto.com Singapur'daki düzenleyici onaydan kısa bir süre sonra bir Avrupa ülkesinden daha kabul gördü diyor. Evet, Singapur ikinci sırada resmi olmayan kayıtlara göre biliyorsunuz ki en kripto dostu ülke olarak geçmektedir. Birinci sıradaysa Almanya vardır. Crypto.com borsasını seviyorum ben. Yani düzgün iş yapıyor gibi gözüküyorlar. Aşırı da öyle yakından takip etmiyorum ama Crypto.com İspanya'dan yasal onay aldı. Evet. Singapur merkezli kripto para birimi değişim hizmet sağlayıcısı Crypto.com İspanya Merkez Bankası'ndan bir sanal varlık hizmet sağlayıcısı kaydı aldı. 1 Haziran'da borsa Singapur Para Otoritesi tarafından büyük bir ödeme kurumu lisansı aldığını duyurmuştu. Singapur'un onayı, Crypto.com'un Haziran 2022'de Master Prensip onayını almasının ardından geldi. Bu arada tabii ki özellikle şey deyince, Singapur deyince akıllara aynı zamanda Ripple gelir diye düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda Ripple da Singapur'dan biliyorsunuz onay aldı. Artık Ripple şirketi ve vermiş oldukları hizmetler XRP coin'in satışı dahil olmak üzere Singapur'da onaylı ve tasdikli bir şekilde, yasal bir şekilde işlenebiliyor. İspanya'daki son lisans için Crypto.com onay almadan önce kara para aklamayı önleme direktifi uyumluluğunu kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve diğer mali suçlar yasalarına uymak zorunda kaldı. Zorunda kaldı diyor. Yani bir zahmet de kara para aklanmasın ya da terörü finanse etme olmasın, değil mi? Ya adamlar da şey diyormuş. Ya arkadaş uymak zorunda kaldık. Ne güzel kara para aklayacaktık şuradan falan. Zorunda kalsın bir zahmet ya. İspanya'nın kabulü Singapur Para Otoritesi'nden dijital ödeme token hizmetleri için büyük bir ödeme kurumu lisansı alınmasından sonraki haftalar içinde geldi. Evet, burada da bakın şey paylaşıyorlar. Şu şekilde GIF paylaşıyorlar. Ayrıca yakın zamanda biliyorsunuz şeyde MiCA'da yürürlüğe girecek. Tabii MiCA'dan sonra hafif değişimler olması suretiyle buna ayak uydurulması ve diğer Avrupa'nın tamamına da bunlardan tabii ki açılım bekleniyor, değil mi? Son gelişmeler Crypto.com'un düzenleyici lisansları güvence altına alma konusundaki geçmişe katkı sağladı. Borsaya ayrıca Fransa'da bir dijital varlık hizmet sağlayıcısı ve İngiltere tarafından bir kripto para işletmecisi olarak teşkil verildi. İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallık genelinden yakın zamanda çekilen bir borsa olarak akıllara gelir ki o da Binance'tır. Maalesef Crypto.com ya da Upbit tarzındaki XRP, Shiba, işte bunlarla uyumlu borsalar sürekli anlamda yükselip devamında beraberindeki bu altcoin'leri de dünyaya katarken Binance gibi borsalar maalesef erimeye gözler önünde devam ediyor. İspanya Bankası ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Crypto.com'un CEO'su diyor Marsalek, İspanyol kripto piyasasına girişini uygunluk taahhüdünün bir kanıtı olarak nitelendirdi. Marsalek ülkenin Merkez Bankası ile birlikte çalışmak istediklerini de ifade etti. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi piyasaya sürerken ve kullanıcılara arzu ettikleri kapsamlı, güvenli ve emniyetli kripto deneyimini sunarken İspanya Bankası ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Yani bu yakında biliyorsunuz devletlerin tamamı tabii ki de CBDC'ler üzere gerçekleşecek. CBDC'leri çıkarmaya başlayacaklar ki çoğu Merkez Bankası zaten başladı. Burası üzerinden gidersek tabii Ripple'dan başka bir borsaya ya da şeye, ne bileyim, farklı bir altcoin blockchain projesine falan sıra gelmeyecek gibi gözüküyor. Crypto.com küresel kabulünü genişletiyor. Son düzenleyici onay borsanın yaklaşık bir düzine ülkede kabul gören bir platform olduğu anlamına geliyor. İspanya dışında Crypto.com aşağıdaki ülkelerden de onay aldı. Singapur,
Fransa. Bak Fransa çok iyi bu arada. Binance yakın zamanda biliyorsunuz Fransa'da da bir tokatlandı. Buradan da çekiliyorlar. Birleşik Krallık. Birleşik Krallık yine Shiba'nın aşırı derecede bayağı bir şey olduğu, popüler olduğu bir taraftır. Yakın zaman içerisinde Binance buradan da ayrıldı. Dubai yine güzel. Güney Kore. Güney Kore'de XRP Coin aşırı derecede meşhur. Avustralya yakın zamanda Binance buradan da ayrıldı. Ülkeler tek tek görülürken Binance'ın ayrıldıklarını sayıyoruz bir de. O kadar çok var ki. İtalya diyor, Yunanistan, Cayman Adaları. Tamam. Diğer Bitcoin borsaları SEC karşısında agresif tutum sergiliyor. Ya buna hiç gerek yok ya. Hani bu şekilde neyse. Crypto.com küresel kabulünü sürdürürken SEC'in Binance Coinbase davaları borsaların genişleme çabaları üzerinde doğrudan etkili oldu. İlk hamle yapan SEC olurken Binance avukatları şu anda başkanı Gary Gensler'ı çıkar çatışmasıyla suçluyor. Binance ayrıca Gensler'ın SEC başkanı olmadan önce borsada gayri resmi danışmanlık görevi üstlendiğini iddia etti. Ya bu iddia da sürekli artıyor. İlkinde diyorlar ki işte bize şey yaptı, iş başvurusunda bulundu, sonra gayri resmi bilmem ne. İşler sanki biraz da iftiraya doğru gibi gidiyor gibi geldi bana ama durun bakalım. Son dosyalamada Binance, SEC ile ilişkilerinde agresif bir tavır aldı. Hukuk ekibi ABD Kolombiya Mahkemesi'nde SEC'in müşteri varlıklarının yöntemiyle ilgili yanıltıcı beyanlar yaydığını iddia etti. Bu arada mesela şu anda kapanma yolunda maalesef ki ilerleyen Binance üyesinde 6 trilyondan fazla shitcoin'i var. Binance, SEC'in müşteri varlıklarının yetkisiz bir şekilde birleştirilmesi veya başka yöne çevrilmesine ilişkin iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadığını vurguladı. Fakat şunu söyleyebilirim, Binance her şeye rağmen çok kaşındı. Yani kaşındıdan kastım şu, gittiler mesela işte dediler ki biz İran'da şey vermiyoruz ama verdiler. Yani ABD'nin ambargosunu deldiler. İkincisi göz göre göre dediler ki Rusya'ya vermeyeceğiz falan. Halbuki alttan alta zaten oynatıyorlardı. Sırf gıcıklık olsun diye çıktılar dediler ki biz Rusya'ya şey yapacağız bilmem ne işte. Rusya'daki kullanıcılara açtık yeniden gibisinden. Ya diyebilirsiniz ki ABD'nin ne hakkı var? Ya tamam da sen zaten Rusya'da veriyorsun. Niye sırf böyle hani çocuk gibi şey olsun diye tutup işi oraya çekiyorsun, vereceğiz falan böyle artistlik gibisinden. Ya da farklı yerleri alacağız dediler, almadılar. Bu sefer kabak ABD'nin başına patladı tarzında durumlar oldu. Yani ya da ne bileyim senatörler rezerv kanıtı istedi, vermediler falan böyle. O yüzden Binance da kaşındı yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.